Babacığım, daha iyisin değil mi? Hayır Şah, iyi değilim. Ben nasıl çocuklar yetiştirmişim? Siz nasıl insanlar oldunuz böyle ya? Ben sizin için hayatımı adamışım. Uğraştım, didindim. Ananıza benzemeyin. İyi insanlar, mutlu insanlar olun diye gecemi gündüzüme kattım. Şu yaptığınız işe bakın. Baba, tamam yorma kendini Allah aşkına. Bak sakin, bir şey olacak tekrar. Sakin falan olamam. Sen nasıl saklarsın böyle bir şeyi Ozan'dan? Çağla. Baba, başka çarem yoktu. Yemin ederim başka çarem yoktu. Sen nasıl ortak oldun buna? Niye bana bir şey söylemedin? Öyle olması gerekiyordu baba. Öyle de oldu. Sen sabaha kadar soru sor. Sabaha kadar cevaplayayım. Ama geri dönemeyiz yani. Zamanı geri alamayacağız. Olan oldu işte. Olmaz öyle bir şey. Ne demek olmaz öyle bir şey? Kimseye bir şey söyleyemeyiz. Birine bir şey söylersek her şey mahvolur lütfen. Ben susup oturamam. Kim ne öğrenecekse öğrenecek. Babacığım bir konuşabilir Çağla, miyiz? Çağla uzatma. Baba bir konuşabilir Çağla. Miyiz? Çağla. Çıkar mısınız? Dinleneceğim. Bırak dinlensin babam, uzatma hadi. Çıkalım. Şunlar ne yapacağız? Bir şekilde babamı durdurmamız lazım. Öğrenirlerse mahvolurum. Ne sanıyordun Çağla? Hı? Hayat boyu ortaya çıkmayacak falan mı sanıyordun gerçekten? Evet. Onca yıl geçti işte. Hiç kimse hiçbir şey öğrenmedi. Hala şansımız var. Sadece babamı durdurmamız lazım o kadar. Babam dinlemez kimseyi. Bana benzemez o. Çınar. Eğer Ozan öğrenirse ne olur biliyor musun? Benden hemen boşanır, Ela'yı da elimden almaya çalışır. Nefret eder benden, tanıyorum onu. Ben buna izin veremem, bir şey yapmamız lazım, engel olmamız lazım. Üzgünüm Çağla. Yapacak bir şeyim yok. Ben yapmam gerekenleri yıllar önce yaptım zaten. Babamla ikinizin arasında mesele yani, çözüm. Esra senin de bu sırrı sakladığını öğrenirse ne olur sanıyorsun Çınar? Hiç düşündün mü? Ne olur sanıyorsun Çınar? Benim ailem dağılırken siz hiç etkilenmeyecek misiniz? Babamın fikri değişmez Çağla. Ne olacaksa olacak. Zeyno'yu al. Şöyle yastık koyayım. Bir yastık daha koyayım mı? İyi misin? Neden sakladın? Sen benim kalemsin. Dayanağımsın. Sen de olmazsan ben sırtımı kime dayayacağım oğlum? Baba. Çağla benim kardeşim. Biz de annemizin karnındayken beraberdik. Hani Çağla önce doğmuş. Doğarken benim elimi tutmuş ya. Sen anlatırdın bize. Tamam ben Çağla'nın sağlıklı kararlar vermediğinin farkındayım zaten. Ama onun bizden başka kimsesi yok baba. Yani ortada bir yanlış varsa biz de bunun bir parçasıyız zaten. Ben onu öyle bırakamazdım ya. Ben öyle bir kere tuttum. Bir daha bırakmam. Bana söyleseydin tek başına karar vermek zorunda kalmazdın işte. Ya baba sana nasıl söyleseydim Allah aşkına ya? Haberi aldın ne hale geldin baksana. Ayrıca yani annesiz büyüyen iki çocuğa neden birbirinize destek oluyorsunuz? Neden hatalarınızı örtüyorsunuz diye sormak biraz haksızlık bence. Ben Esra ile konuşacağım. Sen de ne yapman gerekiyorsa yap baba. Yapacağım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.